Kilo kaybının yağdan mı, kastan mı olduğunu nasıl anlarız? Yaz gelirken kışın soğuk havaların etkisiyle hareketin azalması, metabolizmanın yavaşlaması gibi durumlarla aldığımız kilolardan kurtulmak için farklı diyet listelerini, sağlıklı beslenme rutini ile egzersiz programlarını uygulamaya başladık. Özellikle vücuttaki yağlardan hızlıca kurtulmak için farklı kürler, detoks arayışları içinde olanların sayısı oldukça fazla. Peki tüm bunları uygularken gerçekten etkili olup olmadıklarını, kiloyu yağdan mı yoksa kastan mı verdiğimizi nasıl anlayabiliriz? Günlük hayatımızda kullandığımız, rutin olarak çoğumuzun tartıldığı sıradan tartı baskülleri vücuttan ne kadar yağ eksildiğini bize göstermez. Yağ oranınızı ölçtürmek için çeşitli yöntemler bulunmakta. Fakat bunun anlamının çok basit bir sırrı var. Dilimiz. Dilimize bakarak kiloyu yağdan vererek mi inceliyoruz yoksa kastan vererek mi anlayabiliriz? Dilimizi diyete başlamadan önce ağzımızdan dışarı doğru uzattığımızda, yanlarda, dudak ile dil arasında hiç mesafe yoksa vücut kas yapımız çok güçlü ve sağlıklı demektir. Diyet esnasında da kontrol için dili dışarı uzattığımızda, tıpkı diyet öncesinde olduğu gibi dudak ile dil arasında hiç mesafe oluşmamışsa, incelirken yağdan vermişiz demektir. Eğer dilimizi çıkardığımızda, dilde hafif bir küçülme ve dudak ile dil arasında yanlardan biraz mesafe oluşmuş ise, kastan kaybetmişizdir. Bu durumda diyetinizi değiştirerek başka bir formül bulmalı ve daha etkili bir egzersiz programı hazırlamanızı tavsiye ederiz.